Arkadaşlar öncelikle maçın hakemlerinden başlayayım. Burak Şeker ve yardımcılarını gerçekten tebrik ediyorum. İyi maç yönettiler. Pırıl pırıl bir genç hakem grubu. Tebrik ediyorum onları. Böyle zamanlarda tebriği hak eden hakemlere vermek lazım. Özellikle mağlubiyetten sonra biz mağlup olduk. Dolayısıyla bugün hakikaten güzel maç yönettiler. Rakip Altınordu'yu da tebrik ediyorum. Oyun disiplinden kopmadılar. Zaten bir oyun standartları var. Biz bunu biliyorduk. Baskımızı iyi yaptık aslında. Ama maalesef anlık 80. dakikada yediğimiz gol mağlup olmamıza neden oldu. Daha sonra uzatmalardaki golü hep yapıyoruz zaten. Dolayısıyla Altınordu takımını da tebrik ediyorum. Bize gelince tabii oyunu daha çok kenarlara almaya çalıştık. Kapalı oynayacağını biliyorduk. Bütün rakipler zaten bize kapalı oynuyorlar. Biz hep orada oynuyoruz. Özellikle Ankara'daki iç saha maçlarımızı. Zaman zaman iyi işler yaptık. Oyunun kontrolü bizdeydi. Tek kale oynadık diyebilirim. Ama sonuçta iyi kapanan, dediğim gibi oyun disiplinine sadık kalan rakibimiz çok hata yapmadı. İlk yarıdaki direkten Nadir'in dönen topu kırılmaydı bence. O gol olsa her şey çok daha farklı olacaktı. Ama bugün oyuncularımın isteğinden, arzusundan, coşkusundan memnunum. Geçen hafta çok memnun değildim ama bugün memnunum. Her şeyi yaptılar bugün kazanmak için. Maalesef olmadı. Taraftarlarımıza gelince biraz sabırlı olmaya davet ediyorum onları da. Çünkü 41 puan yapan bu takım. Şimdi transfer derseniz bu takımı demoralize edersiniz. Bu 41 puan yapan takıma karşı saygıda biraz kusur etmiş olabiliriz. Kusura bakmayın ama. Çünkü bu oyuncular bu 41 puanı yaptı. Futbolda her şey var. Zaman zaman bu sonuçlar olacak. İkinci yarı zorlu geçeceğini hep söyledik. Onun için sahada yönetimde oynamıyor zaten. Niye hani taraftarlarımız biraz sordu yönetime bu takım niye oynamıyor diye. Aslında görünen bir şey varsa bu takım oynadı bugün. Her şeyi yaptı kazanmak için. Ama maalesef olmadı. Sadece şunu söyleyeceğim. Transfer dediğiniz zaman yani zaten devre arasında yapacağınız transferler ne kadar oturur yerine o da tartışılır da. Biz şunu sadece şu mesajı vermek istiyorum camiye. Biz dik duracağız. Oyuncularım biz yönetim camiye dik duracağız. Taraftarlarımız da dik duracak. Böyle zamanlarda takımımızın yanında olacaklar özellikle. Çünkü biz dik duracağız. Biz şampiyon olacağız. Bunu buraya not edin isterseniz. Bu takım şampiyon olacak. Ha zor olacak. İkinci yarı maçlar zor olur. Zaten söylemiştik. Sadece büyük avantajlar kaybediyoruz, kaçırıyoruz. Oyuncularımız da çok üzülüyor yani sevinmiyorlar sonuçta. Soyunma odasında ağlamaklı bir haldeler. Çünkü bugün kazanmayı hakikaten çok istediler. Çok da istediklerini gösterdiler. Oyuncularıma da teşekkür ediyorum. Camiaya biraz sabır tavsiye ediyorum. Çünkü biz bir söz verdik. Bu takımı şampiyon yapacağız diye. Dediğim gibi büyük avantajlarımız vardı. Onları sadece biraz kaybetmeye başladık. Lig bizim için yeniden başlıyor. Dik duracağız ve sezon sonunda inşallah Gençler Birliği camiası bu şampiyonluk sevincini yaşayacak. Sorusu olan. Hocam Mert'in durumu hakkında ilgili. Vallahi Mert'in durumunu çok şimdi hemen çok sıcak MR'ı falan çekilecek. Omuzunun üstüne düşmüş. Onu tam şu anda bilemiyorum MR'ı çekilmeden. Zeminle alakalı zaten konuşunca hemen mazeret bahane diyorlar. Bugün zemin iyiydi. Zemin iyiydi. Altınordu da bizi yendi. Biz de tebrik ettik. Geçen hafta Hatay kulübü benim hakkımda bir açıklama yapmış. Mazeret üretiyor diye. Biz olmayan bir şey söylemiyoruz. Hatay takımında zaten tebrik ettik. Yani biz hep yan bahçelerde dolaşmayalım. İşin ana yerlerinde dolaşalım. Bugün zemin de iyiydi. Zeminde yapanları da kutlamak lazım. Zemin iyiydi. Bu iyi zeminde iyi futbol zaman zaman iyi şeyler yaptık ama olmadı. Rakibimiz de Altınordu. Fırsatları daha iyi değerlendi. Tebrik ediyoruz. Bülent. Hocam transfer taraftarda diyor da şimdi bir sağ bekte bir yedeksizlik kısmımız vardı, sorun vardı. Bugün ya Mert de sakatlanırsa Mahmut yedek stoper de olacak manada.
Bununla ilgili bir tedbir... Yok. İçeriden Berat'ı da oynatırız. Alper'i de çekeriz. Halil İbrahim'i de oynatırız. Bizde çare tükenmez. Bizim oyuncularımız yapar. Ben bu takıma 41 puan yapan takıma 3 tane 5 tane oyuncu kimse beklemesin almam kardeşim. Almam yani. Yani bu takım 41 puanı yaptıysa bu takım sezon sonu şampiyon olacak. Bu kadar net. Şimdi geçen hafta ligin zorlu bir takımı olan Balıkesir Spor'u yenmiştik. Devreyi iyi değerlendirdiğimizi zaten söylemiştim. Ligin lideriyle bu hafta oynuyorduk. Tabii ki hazırlıklarımızı galibiyet üzerine yaptık. Gençler Birliği takımının hücumsal anlamdaki etkinliğini iyi çalıştık. Yani genelde kalabalık gelip yüksek toplarla oynayan bir takımdı. Bizim de amacımız topa yere indirip pas yapıp o rakibin dengesini bozmaktı. İstediklerimiz aslında ilk 15 dakika en iyi şekilde yaptık. Daha sonra yaşadığımız pas hataları, top kayıpları rakibin biraz daha oyun üstünlüğünü ele almasını sağladı. Ama ilk yarı baktığımızda bizim de net pozisyonumuz vardı. Rakibin de bir tane net pozisyonu vardı. Bunun dışında işte taçtan karambol pozisyonları yaşadık. İkinci yarı topa sahip olarak özellikle rakibin bu kalabalık geldiği anlarda hızlı çıkıp gol atmayı hedefliyorduk. İstediğimiz oldu. Maçın sonlarına doğru golü bulduk. Rakibe genel anlamda hava toplarındaki üstünlüğü genelde hep biz vurduk. Kalecimiz aldı. Çok iyi bir deplasman galibiyetiyle sonuçlandırdık maçı. Net bir skorla 2-0. Ama oyuncularıma çok güveniyordum. Kazanacağımızı da maçtan önce zaten söylemiştim. Şu an takım her geçen gün daha iyi gidiyor. Oynatmak istediğim gerek hücum gerek savunma taktiksel anlamda her şeyi dinleyen bir takımla çalışıyorum. Tabii kolay değil. Sezon başı yeni kurulan yavaş yavaş gelişen bir takımız. Devre araları zaten bütün röportajlarımda ikinci yarıların bizim puan ortalamasının çok yüksek olduğunu vurgusunu hep yapmıştım. Nitekim şu an 2-2 yaptık. Bizim için sevindirici bir durum. Bundan sonraki maçlarda Gençler Birliği takımına başarılar dilerim. Sorunuz var. Evet, hocam tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizin üst üste 2 galibiyetiniz, Gençler Birliği'nin üst üste 2 mağlubiyeti. Bundan sonra ligin seyrini nasıl etkiler bu sonuçlar? Şimdi lige baktığınızda Gençler Birliği ve Bolu Spor bir anda çok önde başladılar. Çok hızlı gittiler. Ama lig gerçekten zor bir lig. Gün geçtikçe de, haftalar geçtikçe de lig daha da zorlaşıyor. Kış şartları giriyor. Takımlardaki uyum artıyor. Takımlar birini daha iyi tanıyabiliyor. Onun için zorlaşıyor tabii ki. Ama sonuçta 41 puan önemli bir avantajdı. 2 haftadır kaybettiler. Alttan gelen takımlar yukarıya tutunmaya başladı. Her hafta şimdi Karabük dışında baktığınızda her takım, bir de Elazığ belki bu duruma düştü. Her takım her takımı puan alabilecek durumda. İşte Eskişehir'in durumu belli. İşte Gençler Birliği de bunu yaşıyor. Tabii ki çok deneyimli, çok iyi bir kadroya sahipler ama bu ligin de kendine has bir özelliği var. Biz kendimiz açımızdan ilk 6'da olmak istiyoruz. Bu maç bizim için şöyle bir kritikti. Kazandığımızda 32-41 en azından biraz daha yaklaştık ilk iki durumuna. Bunu devam ettirmek istiyoruz ama Gençler Birliği dediğim gibi deneyimli kadroya sahip ama istikrarı sağlamaları gerekiyor. Bir an önce skora yansıtmaları gerekiyor. Var sorusu.